Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte hafıza oyunu yani eşini bul oyunu nasıl hazırlanır onu göreceğiz. Öncelikle böyle eşit boyutta bir kare cetvelle çizebilirsiniz. Şöyle 7'ye 7. İçine de istediğiniz resimleri çizebilirsiniz. Her resimden ikişer tane olacak. Burada ben hazır bilgisayarda ayarladım. Hayvanlardan oluşan ikili çiftlerim var. Bunları önce boyamasını yapacağım. Daha sonra bunları kestikten sonra eşini bul oyunu oynayacağım. Evet, burada bakın hayvanlarımızdan horoz var. İki tane. İki tane goril var. İki tane deve var. İki tane eşeğimiz var. İki tane ayıcığımız var. İki tane de salyangozumuz var. Şimdi bunları renklendirmeye başlıyorum. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Şu şekilde işte renkleri kendinize göre seçin. Horozumuzdan başladım. Renklendirmeye. Bu şekilde aynı renk, aynı düzende olacak şekilde boyamamızı yapın çizdikten sonra. Evet, bunların hepsini bu şekilde boyadıktan sonra devam edeceğim çalışmaya. Evet. Renklendirmemiz bittikten sonra artık bu şekilde bakın farklı farklı boyamalar yaptım. İstediğiniz sayı kadar oynayabilirsiniz. Biz ilk etapta 1, 2, 3, 4, 5, 6 çiftten oynayalım. Şuradaki bu kağıdımı kesmek istiyorum. Şimdi bunları düzgün bir şekilde kare kare kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kartlarımı kestim. Şimdi oyun oynamaya geldi. Oyun oynamak için kartlarımızı karıştırmamız lazım. Arka yüzlerini çeviriyoruz. Şu şekilde arka yüzlerini çevirelim. Yandan çevirelim. Ters olmasın. Bu oyunu iki kişiyle oynayabilirsiniz. En az. Daha fazla kişilerle de oynayabilir. Şimdi kartlarımızı şu şekilde karıştırıyoruz. Evet, karıştırdık. Şimdi bunları şu şekilde bir düzene sokalım. Evet, bir düzene soktuk. Şöyle gördüğünüz gibi 3 hizada 4 kart, toplam 12 kartla oynuyoruz. Bu oyunu daha fazla kartla da oynayabilirsiniz. İlk oyuncu 2 tane kartı açması gerekiyor. Eşini bulduğu zaman o kartlar onun olacak. Bakın burada kaplumbağa çıktı. Başka burada seçiyorum. Burada balık çıktı. Eşi olmadığı için ben kartlarımı kapatıyorum. Sıra diğer oyuncuya geçiyor. Artık arkadaşımız olabilir. Anne babamız olabilir. Sıra ona geçiyor. Ve sıra ondaysa o da iki kart çevirmesi lazım. Şöyle bakıyor. Çevirdi. Sonra bunu çevirdi diyelim. Bakın aynı kartlar var. Bu iki kartı isterse buradan alabiliyor ya da bir puan kazandım diyebilir. Bu şekilde açıkta durabilir. Biz açık bırakalım. Bir puan kazandı. İsterse o devam eder. Bulan kişi bir daha oyun hakkına sahip olabilir. Ya da karşı tarafa geçer. Size bağlı oyunu kuralı. Diyelim karşı tarafa geçti. Şimdi başka bir kartı açıyoruz. Bakın inek var burada. Şu karta bakıyorum. Ah, burada da inek. Bu sefer bir puanı siz aldınız. Şimdi oyunun sırası karşı tarafa geçti. Bakıyoruz burada at var. Buraya açalım. Ah, balık var. Mesela az önce biz balığı açmıştık. Ne yapacağız? Balığın nerede olduğunu hatırlamaya çalışacağız karşıdaki oyuncu. Mesela balığımı ben şurada olduğunu düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Evet. Biraz önce rakibim bunu açmıştı. Ben de açabilirim artık. Aklımda tuttum çünkü. Evet, puanı ben kazandım. Oyun bu şekilde devam ediyor. En çok kartı açtıran taraf oyunu kazanıyor. Evet, iyi eğlenceler çocuklar. Hacercan öğretmen sayfasında kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler tekrardan.